Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Hamburger ekmeğinin yapımıyla öncelikle başlayalım. 18 yemek kaşığı unu karıştırma kabına alıyorum. Toplamda 470 gram, 480 gram arası bir ölçüde olması yeterli. Ben sizin için kolaylık olsun diye mutfak tartısı bulunmayan arkadaşlarım için kaşıkla ölçtüm. Ve kaşık bakın şu şekilde hafif tepeleme bir yemek kaşığı ile 18 kaşık etti. Unun içerisine 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum şu anda. Ve bunu şöyle elimle bir harmanlıyorum. Ben bu kez mutfak şefinde yaptım hamuru. Dilerseniz elinizde de yapabilirsiniz. Birkaç püf noktası var sadece. Onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi karışımımızı hazırlayalım. Mayalı karışımı. 240 ml suyun içine 3 yemek kaşığı sütü ekledim. Ve 2 çay kaşığı instant mayayı ve 2 yemek kaşığı toz şekeri ekledim. Ilık suyum ve sütüm ılık haldeydi. Bunu şöyle bir karıştırıyorum. Bir 5 dakika kadar mayanın aktif olması için üzerini kapatıp bekliyorum. Bu kenarda beklerken unun içine 2,5 yemek kaşığı kadar yumuşamış tereyağı ekliyorum. Ve bunu şöyle elinizle yaparsanız şöyle bulgur bulgur bir görüntü olana dek harmanlamanız gerekiyor. Mutfak şefini şöyle bir yarım dakika kadar çevirdim. Bu sürede maya aktif hale geldi ve hafif kabarcıklar oluştu bakın üzerinde. Bir yandan yavaş yavaş sıvı karışımını ekliyorum hamura. Düşük devirde ağır ağır çalıştırıyorum makinemi. Biraz hızlandırdım şimdi. Şimdi karışım bu hale gelince bir tane yumurtayı şöyle hafif çırpıp hamuru ilave ediyorum. Burgercilerde yediğiniz ekmeğin tıpatıp aynısı oluyor. Gerçekten çok orijinal ve güzel bir tarif. Tarif için Hatibon arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Kendi blogunda da detaylı tarifi mevcut. Birkaç seferden beri aynı tarifi deniyorum ve sizlerle de videosunu paylaşmak istedim. Mutfak şefini bu şekilde çalıştırmaya devam ediyorum. Yaklaşık 6-7 dakika çalıştırmış oluyorum. Düşük devirde olması gerekiyor. Şöyle yarısında hafif hamur kartıyla toparlıyorum. Kenarda kalan unlar ve karışmamış olan hamurları tekrardan içine doğru ittirip tekrar çalıştırmaya devam ediyorum. 3-4 dakika kadar bu şekilde çalıştıktan sonra hamurum hazır hale geliyor. Bakın bu şekilde pürüzsüz bir görüntü olması gerekiyor. Elinizle yaparsanız aynı şekilde hamur kartından faydalanırsanız işiniz çok kolaylaşır. Bir tezgah üzerinde hamur kartıyla böyle katlayarak hamurumuzu yoğurursanız elinize çok fazla yapışmamış olur. Fazladan un ilave etmiyoruz. Kıvam bu şekilde. Şimdi bunu kapatıyorum üzerini ve üzerine de bir koyu renk bir örtü örtüyorum. Mayalanması için bekliyor. Bu sırada biz de hemen köftemizi yapalım. Şöyle 450 gram kadar kıymam var. Üzerine rendelenmiş bir tane soğanı ekliyorum. Ve baharatlarını ekliyorum. 1,5 çay kaşığı tuz, karabiber ve toz kırmızı biber var. Ve 5 gram kadar karbonat ekliyorum. Yaklaşık 1 çay kaşığına tekabül ediyor. 2 yemek kaşığı da ekmek kırıntısı ya da galeta unu da kullanabilirsiniz hazır. Bunu da ekledikten sonra güzelce hamurumu yoğuruyorum, kıymamı. Kıymamdan bu şekilde ben 6 porsiyon köfte çıkardım. Hepsini eşit bir şekilde porsiyonladım. Elimle bu şekilde yassı hale getiriyorum. Ve bunları hazırlamış olduğum tabağa diziyorum. Bu şekilde bunun üzerine şimdi bir poşet geçirip dolaba kaldıracağım. Ekmeklerim hazır olana dek pişecekler. Hamurum iki katını çekmiş, gayet güzel mayalanmış. Şimdi bunları 8 eşit parçaya böleceğiz. Yaklaşık 114 gramlık 8 tane beze yapacağım şimdi. Hamur oldukça yumuşak kıvamlı arkadaşlar. Bu sizi yanıltmasın.
Kesinlikle fazladan un ilave etmeyin. Bakın şimdi birkaç püf noktasıyla hamuru nasıl toparlayacağınızı hemen gösteriyorum. Öncelikle şöyle un serptiğiniz tezgaha hamur kartıyla güzelce hamuru alın. Ardından şöyle dıştan içe doğru hafif hafif katlayın. Gerekirse parmak uçlarınızı minicik bir şekilde unlayabilirsiniz. Hamuru bu şekilde dıştan içe katlayarak içindeki gazını alarak kıvama getirebilirsiniz. İlk haldeki yapışkanlığı bakın şu anda yok. Şu an daha şekil alabilir ve daha güzel bir kıvamda. Bu şekilde hamurdan parçalar koparıyorum. Şöyle büyük geldiğini düşündüğünüz bezeler olursa ufak olan bezelerin üzerine ekleme yapabilirsiniz. Bakın püf noktası parmak uçlarımı sadece unladım ve tezgah üzerinde elimi bu şekilde dairesel hareketlerle çevirerek bezeyi yaptım. Hamburger ekmeklerimizin üzerinin pürüzsüz olmasını tabii ki de isteriz ve güzel gözükmesini. O yüzden bezemizi güzel yapmamız önemli ekmek şeklinde. Bakın sadece parmak uçlarımı unluyorum. Ve elimi yuvarlak hareketlerle tezgah üzerinde ekmeğimi hazırlıyorum. Bu aşamada hamur kartından faydalanabilirsiniz. Daha gergin yüzeyli bir ekmek yapmak için hamur kartı işe yarıyor. Ben bütün ekmeklerimi hazırladım. 8 tane oldu. Hepsini fırın tepsisine bakın bu şekilde dizdim. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde aralarına biraz boşluk bırakarak şimdi bunu üzerine başka bir fırın tepsisi kapatarak mayalanması için, tepsi mayası olması için bekleteceğim. Yaklaşık yarım saatin sonunda havalar oldukça sıcak zaten. Bir tane yumurta sarısına 2 yemek kaşığı kadar süt ekledim ve fırınımı bu aşamada 200 dereceye kadar ısıttım. Yumurta sarısını ve sütü karıştırarak ekmeklerimin yüzeyine sürüyorum. Bu şekilde dilerseniz çörek otu susam ya da sade de yapabilirsiniz. Ben bugün sadece susam serpmek istedim. Ve 200 derecede ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. Yaklaşık 15 ya da 18 dakikanın sonunda fırınızın ısısına göre bu süre değişecektir. Aman dikkat başından ayrılmayın derim. Bu şekilde nar gibi kızarmış hamburger ekmeklerim hazır. Fırından çıkar çıkmaz üzerine ben temiz bir bez kapatıyorum daha da yumuşacık olması için. Bu ılık hale gelmiş hali. Şimdi tavama minicik bir sıvı yağ ekledim. Ve ısınmış olan tavama hamburger köftelerini diziyorum. Yağlı bir kıyma olduğu için büyük bir köfte yaptım ben. Bir miktar küçüldüler. Bunu göz önünde bulundurarak boyutları ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bir tarafı piştikten sonra diğer tarafını çevireceğim. Bakın gayet güzel pişti ve kıpkızımızı çok nefis bir hal aldı köftelerimin bir yüzü. Hemen diğer tarafını çeviriyorum. Bu sırada ben yeşilliklerimi, domatesimi, hamburgerin malzemelerini hazırlamaya başladım. Pişen köftelerimin üzerine bu şekilde çedar peyniri koyuyorum. Dilerseniz hiç koymayabilirsiniz ya da normal kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Bu aşamada peynirlerin birazcık daha hızlı erimesini istiyorsanız kapaklı bir tavayı eğer tavanız kapaklıysa kapağını kapatabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Peynirlerim hızlı bir şekilde eridiler. Gayet de güzel oldu. Dolayısıyla gereksiz yere köftelerim kurumamış oldu. Bakın bu şekilde. Bu arada ekmeklerimizi hemen ikiye bölelim. Ekmeklerim yumuşacık ve gerçekten çok da leziz oldular. Tarifi mutlaka denemenizi isterim.
Köftelerim de hazır. Şimdi bunları birleştirme zamanı. Köftelerimi alıp şimdi ekmeklerimin yanına gidiyorum. Böyle biz bazen çocuklar ketçap ya da mayonez istemedikleri için onları bu şekilde direkt ekmeğin üzerine koyuyorum köftelerini. Burası tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir durum. İster ketçap mayonez sürün, ister hardal çeşitli soslarla bu kendi hamburgerinizi zenginleştirebilirsiniz. Ben böyle ketçap ve mayonezi karışık bir şekilde seviyorum bu hamburgerde. O yüzden şöyle üzerine de biraz ketçap sıkacağım. Bu şekilde halka şeklinde kestiğim domatesi, marulu ekleyerek güzel bir hamburger yaptık. Ev yapımı, hepsi tertemiz, içinde ne olduğunu biliyoruz. Siz de çocuklarınıza, ev ahalisine, arkadaşlarınıza bu lezzetli ev yapımı hamburger tarifimi denerseniz çok çok memnun olurum. Gerçekten dışarıda yediklerimizle lezzet olarak aynı, fakat güvenirlik olarak %100 içinde ne olduğunu bildiğimiz gıdaları yememiz hepimiz açısından çok çok faydalı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup ufak dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yepyeni tariflerde ve videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.